Ertesi günden merhabalar arkadaşlar. Biz Kuşadası merkeze geldik yine. Evet. Gezmelere doyamıyoruz. Evet, kız kıza çıktık bugün. Ama annem yok bir tek. O evet. Şimdi Ali uyuyor diye evde kaldı. Siz gidin dedi, takılın dedi. Biz zaten çok gezeriz dedi. Gülbar anneyi getirdik. O geldi. Evet, dün akşam Emre ile geldiler. Emre evet. Bizim yanımızda bu arada da berbere gitti. Biz onu saldık. Aynen öyle. Canım benim. Hoş evet, geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Harfinin tadını çıkartacağız. Ya. Evet. Evet. Ya iki günün kaldı değil mi senin? En cuma günü yok. Kenara çekilin. Evet. Yetecek gene. Ay doğru. Şimdi burada fotoğraf falan çekilelim diyoruz. Bunlarda yanlarında. Evet, heykeller var. Ben de bunları yeni görüyorum. He. Annem dedi bana bunları. Dikkatimi çekmemiş benim. Ben akşam geçerken görmüştüm. Hmm. Bir sürü heykel var bak. Fotoğraf çekilelim. Biz de çekilelim hadi. Çekilelim hadi. Hep beraber selfie de yaparız. Güzel evet. Olur. Sonra takılacağız biraz. Otururuz sonra kahve içeriz. Çay ya da kahve içeriz. Ne bileyim soğuk bir şeyler de olabilir. Milkshake evet falan da içesim var hava benim. Hava kapalı ama çok sıcak şu an. Yanıyor yanıyor. Tam denize girmeli galiba. Ay, gittiğimiz kuşum, yerlere girebiliriz aslında. Evet, bak kuşuma çekiyorum. Heh çek. Çekil bakalım. Sırayla çekilelim biz de. Çektim. Tamam. Ne güzel. Bak köpekli adam duruyor. Aa, bu Belçika mı şeyi? He. Köpek. Ya. Belçika kurdu. Belçika kurdunuz. Canım benim ya. Tombiş tombiş. Çok tatlı. Çok tatlısın. Evet. Çok tatlısın. Tombiştir yerim. Bari saklayayım. Çok tatlı duruyor. Ya böyle tam ısırmalık tam ısırmalık ya Allah'ım. Hadi. Çekiyorum. Hadi. Selfie. Ne yapayım? Gökyüzü gözümü aldı. Evet ya. Niye öyle oldu? Bilmiyorum. Sen gözlüklerin nerede? Ay valla gözümü aldı felaket. Çantam da gözüm. Yakın çekilmiyor mu? Gözünü çatlatsana. Ne? Ben çekeyim mi önden? Yok be. Siz sarılın. Evet. Ha, o da olur. Tamam. Ya. Bol bol çekildik. Evet. Ay güzel çıktı. Atarsın. Etiketlemişsin. Ne demek? Atmak ne demek? Ben seni etiketledim ha. Instagram'a fotoğraf attım. Oradan al. Aha. Biliyorsun değil mi onları almayı falan? Evet. Story'e. Evet evet. Ah. İşte evet biz tatlı yemeye geldik arkadaşlar. Bir de içecek falan içeceğiz. Tatlılar burada bu şekildeymiş. Hangisini istiyorsan onu al bak. Bir de bu tarafta varmış. Tazedir değil mi? Günlük geliyordur. Bak bu tarafta da var. Aynen bu tarafa da bakın. Bak bu lotuslu. Burada cheesecake var bak. Limonlu. Bak şu tarzı duruyor aşağıdaki. Bunlar mor renk olan. Evet. O mu? Evet. Hepsi tazeymiş ya. Şundan bir de şundan ikisinden. Şu ikisinden. Evet. Bir latte dedik soğuk latte. Bir double espresso. Bir tane de mangolu kroz. Aynen. Böyle deniz kenarında bir yere oturduk arkadaşlar. Geçen gün de biz buraya oturmuştuk. Geçen Alya annen falan oturmuştuk buraya. Evet ya. Evet. Burasıydı değil mi? Evet. Nereye oturduğumuzu unuttum. Bak kendisi. Burada ne yazdın mı? Annem Emre'yi gördüm. Evet evet. Emre'nin işi bitmiş. Gördüm bile. Valla. Siyah simsiyah giyimli bak. Vay be nasıl tanıdın kız? Kocamın çekiyor görüntüsünü görmesem gölgesinden tanıdım. Artık yürüyüşünü tanıyoruz. Artık bizim gelmese bile mi yanımızda bu yağımıza bile mi giriyor? Bak o çok çantasından. Evet benim lastiğim. Yani benim dediğim ablam orada. Kavunlu kurozundan da bakacağım çünkü tadına. Evet. Çok güzel gözüküyor. Ay. Emre taze limonata. Çok güzel harbiden. Orman meyveli pasta. Evet. İki çekim aynı anda. Ve çikolatalık pasta. Çikolatalı pasta. Herhalde öyledir evet. Ya. Dolgulu biraz duruyor böyle güzel duruyor. Evet. Güzel duruyor. Burada da Selim'in neydi? Lattesi. Evet. Buzlu. Biz de pizza söyledik, o da geldi. Evet. Şimdi biz gözümüz doymadı bizim şu Emam da limonata söyledi. Evet. Klasik. Evet, tabii klasik. Espresso. Evet, canım benim. Afiyet olsun. Bir de şimdi pizza söyledik arkadaşlar. Pizza evet. Gelecek bir de. Ay çok fena doldum. Evet, biz çarşıda bayağı dolaştık arkadaşlar. Bir sürü şey aldık. Çok güzel şeyler aldık. Eve gidince gösteririz. Şimdi file markete geldik. Buradan da şeyler alınacak, ekmek falan alacağız. Bir de ha bugün annemlerin evlilik yıl dönümü. Onlara bir pasta alalım, sürpriz yapalım diyoruz. Ve güzel olur. Biz çünkü dışarıda tatlı falan yedik. İçim hiç rahat etmedi arkadaşlar. Annem şimdi evde, aileyle falan, babam, ne bileyim. O yüzden böyle pasta alıp onlar da mutlu olsun istedik. Bakalım başka bir şey alınacak mı, edilecek mi bilmiyorum. Yeşillik falan lazımdı aslında ama
Annem yemek yapmış. Sevim'in canı sulu köfte istiyordu. Hamile ya şu an. Her şeyi çekiyor arkadaşlar. Ben de öyleydim. Yani şöyle söyleyeyim. Aşarmadım ama canım bir şey isteyince de yedim yani. Hiç kendimi kısıtlamadım. O yüzden annem sulu köfte yapmıştı. Neyin içine? Yaptı ya sulu köfte. Hayır, sarmaya. He, sarma da yapacak. Doğru. Onun için alabiliriz. Haklısın. Havuç mavuç almayalım değil mi? Patates aldık, soğan aldık geçen gün. Aynen. Bunun adını... Şunu. Hangi bu mu? Pancar, pancar. Hayır, bu kolray. Alabaş turpmuş. Alabaş turp mu? Öyle diyor. Ay, şeyde Belçika'da kolray. O ne demek? Yani kendi pancar. İsmi turp gene. Ha, normal ismi o. Kolray ya. Bunu temizliyoruz ya. Annem belki flamanca bilir. Flamanca. Flamanca biz de ne biliyor ki? Vallahi ha, sen harbiden. Bu ne? Semizotu? Semizotunu görmedim daha. Bilmiyorum. Nane? Papayan. 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 Hmm. Ya. Ondan sonra. Roka var. Maydanoz. Bu gene peteselli. Peteselli. Çok değişik değil mi? Maydanoz, peteselli. İsimleri çok farklı. Iceberg. Iceberg. Ande. Flamenco öğreniyoruz arkadaşlar. Aa. Tatlı patates var bak burada. Evet, tatlı patatesimiz de var. Albert. Evet. Albert bu. Sen bayağı öğrenmişsin. Onların içinde çalışıyorum. Kursa gittin mi? Yok, 3 senedir aynı fabrikadayım. Sen fabrikada ha, flamenler var. Evet, flamenler. Flamenler olduğu için ister istemez kulak aşinalığı oldu. Yani en edriyi kötüyüz işte. Artık biliyoruz. Ne güzel ama. Siz ne yapıyorsunuz? Karpuz mu aldınız? Evet. Mantıklı. İyi gider ya. Patates kızartması yapar mıyız? Karpuz ha? Canı çekmiş eşinin. 300 TL. Kızartma yapar. Şaka gibi. Bir karpuz 300 lira arkadaşlar. Ya, o da patatesli. Ama şu an dönemi değil değil mi? Yok, o yüzden böyle. O dönemi aslında. Kilosu 5 lira falan oluyordu bir ara. İşte aha. Artık. Daha o temmuz aslında. O evet bence de. 5 lira 50 lira. Hmm. Bu ne oldu? Mantar. Şampiyon. Şampiyon mu? Şampiyon, şampiyon. Ay güldürdün beni ya vallahi. Aha, bu arada başımın ağrısı geçti desem inanır mısınız? Seldir. O ne ya? Normalde ne o? Kereviz mi? Kereviz. Seldir. Kerevizmiş. Ha, sapsız kerevizmiş. Sapsız kereviz. Evet evet. Bizim yaptığımız şeyler şunlar. Böyle karışım oluyor fabrikada. Evet. Şunların şeyini. Bak bunlar olmaz mesela. Bunlar geçmiş artık. Altın çilekmiş. Aa, bu altın çilek bu şeyi. Aa. İlk defa duydum. Hayır, altın çilekte ne diyorlar? Görmedim ya ben bundan. Kabak çiçeği mi bu? Vallahi ben onun ne olduğunu bilmiyorum ama çok güzel. Aa, içinde bak şey var. İçinden çıkıyor. Bakayım içine. Turuncu bir şey var. Evet, baktım. Kumkuat gibi değil mi? Yemediniz mi bunları? Ben böyle yapraklı yemedim bunlar hiç. Bunlar ne ki? Onu da bilemedim. Zencefil diye. Ne zencefili? Zencefili bunlar. Ha. Demir hindi mi? Demir hindi diyor. Demir hindi işte bak. Biz neden bilmiyoruz böyle şeyleri? Bazen bilmediğimiz şeyler çıkıyor arkadaşlar, şaşırıyoruz yani, yemedik çünkü. Denesek mi? Hangisini alsak? Ben ne bileyim. İnşallah içi güzeldir. Bir de kötü bir şey çıkar. Seneye çıkar. Baban da satışa çıkar. Evet evet doğru. Buralarda bir şeye ihtiyaç yoktu herhalde. Temizlik ürünlerinde. Sevolar arkaya mı gitti acaba? Nereye gittiler? Ama bu market çok güzel, büyük bak. Eve de yakın. Annemlere. Her şey var. Aradığın her şey var. Bak burada tatlılar falan var. Aa, bunlar çiğ köfte mi? Hazır az çubuğa. Ben böyle içli köfte istiyorum. Çiğ köfte değil de. Analı kızlıymış o. Ay, yemek o. Hazır yemek. İçinde ha, hazır yemek o. Onu istemiyorum. Bu ben. Ne? Özbek mantısı mantıymış. Şimdi ay bayağıdır mantı yemiyoruz. Onu fark ettim. Sufle bak her şey var. Waffle. Cevizli baklavanın var. Var var. Aha i̇şte tulumba tatlı. Soğuk baklavayı buradan aldık biz. Tulumba tatlı içine çikolata. Çiros'muş. Belçika'daki çiros bak çiros yazın ya. Kaç kız nerede? Çiros nerede? Çiros. Aha 31. 32 liraymış 250 gramı. Ne yapacağız bunu? Isıtacağız. Isıtacağız herhalde. Annemde var fırın geldi. Bir de mikrodalga geldi dün. Babamlar getirdi ya. He? Çirozun yerinden geliyor mu? Aynen alayım. Önerimiz diyor ne? Önerimiz şurada. Cevizli baklava. He. Güzeldir ya deneyelim.
Evet, hangi pastayı alıyoruz? Fıstıklı krokan. Aa, uygunmuş ha fiyatlar. Dışarıda bence daha pahalı. Krokanlı yalan ya. Çilekli pasta. Bugünkü yediğimize benziyor kafede. Orman meyveli, red velvet, evet. Evet evet. Bunu fıstık mu? Krokanlı. İnşallah evet. İçinde kestane falan yoktur. Ay. Hiç sevmem. Evet, pastada ben de. Ben dur bakayım bir içindekiler nerede o? Arkada mı yazıyor? Bunu mu alamıyorsun? Bu ne diyor? Bak çikolata mı pasta diyor. Bugün yediğimiz gibi olabilir mi? Hayır, bunun yerine bunu mu alsak acaba? Herkes yiyebilecek. Bunun içinde şey varsa herkes kaçacak. Bir dakika ben bakamadım ki. Baktık da. Yazmıyorsa yoktur. Bak çikolatalı pasta, çikolatalı pasta. Kestane mestane yazmıyor ya. O kadar çok mu? İçindekilere bir bakar mısın? Hangi birini okuyacağım? Şurası içindekiler. Ama ben kestaneyesi görmedim. Görmedim yani. Normal ekmek mi alacağız? Tam buğday mı alayım? Çay bardağı mı alayım? Vallahi babamlara normal alalım. İki tane normal çarşı ekmeği alalım. Tava ekmeği bu. Bunu alalım. Güzel olur ha kahvaltıda. Evet. Tereyağı süreriz. Evet. Kızartırız. Çok hoş olur. Evet. Ben seninki gelmiş. Biraz neler burada mı? He? Yok. İyi alalım hadi onu. Yeter aşkım dün bir köstebek tatlıyı kaç kişi bitiremedik? İki gündür köstebek tatlı bitmedi evde. Bitmedi. Tatlı yenmiyor. Ben yoktum da ondan. Çekiyor musun? Çekiyor. Öyle bu. Tatlıcı ne yapalım şimdi? Emre tatlıcı. Kruvasan varmış. Ama bu taze mi değil mi bilemedim işte. Değil. Değil mi? Böyle şey sabah. Dağılması gerekiyor ağzında. Sabah bir de Belçika'da yediğimiz marketin dışında yedik ya. Evet. O çok güzeldi kanka ya. Evet. Ona ben bayıldım. Sıcak sıcak tereyağlı ne güzel gitmişti o gün. Ama o kokuyordu zaten. O gün o evet bak o koku bazı marketlerde Türkiye'de de var. Şok markette mi var? Fırını olanlar. Fırını olanlar çok güzel kokuyor ya. Şeyde Migros'larda oluyor bazılarında. Bazılarında oluyor evet. Başka oradan şey tarzı bir şey. Ne aldınız? Dür müdür içecek bir şey alacağımız. Yok almadım. Künefe de var ha. Şerbet de yapıp hazır. Baklava yeni yedik ya. O kendini seviyor ya. Ha cevizli mi aldın? He ben kendim aldım. Siz yiyeceğiz mi? Yiyeceğiz tabii. Hadi lan orada. Biz aile boyu tatlıcıyız oğlum. Bir tane aldım. Çiroz aldı bir tane anne. Bir tane aldım. Tabii deneyelim bakalım nasıl bir şey. Evet deneyelim. Evet biz eve geldik arkadaşlar. Şimdi yemek yiyeceğiz. Annem bir sürü güzel yemek yapmış. Çok güzel yemekler yapmış. Evet. Şöyle kırmızı biber dolması ve yeşil biber dolması ikisi bir arada çok güzel oluyor. Annem çok güzel yapıyor. Bir de sulu köftemiz. Aa ışıkta daha güzel göründü. Patatesli falan hatta Ali yemiş bundan. Bayağı sevdi diyor annem. Bir de makarnamız vardı dünden kalmıştı. Sen domatesle soğanlı salata gibi mi yapacaksın? Evet. Ben... Zeytinyağlı böyle güzel oluyor. Evet, tam kendisi. Aynen canısın. Şimdi biz az önce geldik. Bak. Ay evet güzel olmuş anneciğim. Evet. Bunu da şey alalım. Alacağız anneciğim. Bir de böyle yaptım. Evet evet yapacak bir şey yok. Şimdilik yok ya evinde o yüzden alırız sonra. Marketten de geldik. Şöyle çiroz aldık. Burada domates, salatalık, cevizli baklava, bir tane ekmek aldık bu şekilde. 30'lu yumurtamız yoktu, ondan aldık. Bir de şunu aldık, altın çilek deneyelim diye Gülbar anneyle. Bir fıstık krokanlı pasta aldık. Bir de başka ne aldık? Bir de şu ekmeği aldık, tam buğday unlu ekmek. Başka da bir şey yok herhalde. Bu kadar mı aldık ya? Maydanoz aldık falan filan. Aynen. İşte babam daha mut almış. Ay kıyamam. Yazık o da. Ali de yiyor. Evet domates almış babam da. Aa yumurta almış babam ama biz de aldık neyse. Babam evet. Bunu çok sevmiş. Galeta. Ay Ali yemiştir. Şu yasak da şundan verebilir. Susamlı o ya. Susama alerjisi bilmiyorum devam eder mi? Bilmiyorum ki. Meyve suyu içti kızım biraz. Sulandırdım da verdim. İyi yapmış. Tatlı olmuyor olmaz. Olmaz olmaz. Canım benim ya. Hadi hadi. Katın bakalım. Abi çok iyi olmuş. Yemin et. Bayıldın mı? Bayıldım. Bayıldım. O benim köfte yiyordu değil mi? Herkes kardan. Al bakayım. Evet hocam. Yemin et. Al köfte yiyin çocuğum. Senin de ice dişçin mi ice var? Şunuza jelat. Jelat mıdır? Evet. Ne istiyor? Bu akşam.
ertesi gün oldu arkadaşlar. Biz yine dışarıdayız. Her gün dışarı çıkıyoruz. Şimdi de kitapçıya uğradık. Şu an şeydeyiz, Kuşadası merkezde Marina'dayız. Burada bir kahve içtik. Emre'nin bir arkadaşı vardı, Bilal. Hatta bir ara Seyimler'de kalmıştı, hatırlıyorsunuz. Buradayım anneciğim. Onun eşi Serap kafede çalışıyor burada. Onun yanına geldik. Evet. Çok güzel bunlar. Çok güzel. İkinci %50 indirilmiş. Alalım mı? Bilmiyorum ki. Evet, içeride çekim yapmam yasakmış arkadaşlar. Ben de şimdi dışarı çıktım. Konuşamadım doğru düzgün sizinle. Şimdi Marina'dayız. Serap'ın yanına uğradık. Bilal'in eşinin yanına. Orada bir kahve içtik. Onunla konuştuk, ettik falan, tanıştık. Derken şimdi az önce kalktık ve bir yürüyüş yapalım dedik işte. Biraz daha dolaşırız. Sonra eve gidip yemek falan yeriz. Bugün Gülbahar anne dönecek. Yani Sevimler de dönecek. Onu işte havalimanına falan bırakacaklar yarın. Yarın artık Gülbahar anne gidiyor. Sevimler de bir 4-5 gün sonra gidiyor. Bak bak bak. Ayaklara bak. Allah'ım yiyeceğim. Anneannesi Ali'yi uyutmaya çalışıyordu. Denize karşı. Babam burada. Dün annem babam falan gelememişti. Onlar evde kalmıştı. Bugün böyle oldu. Birlikte geziyoruz. Evet, bu arada dün de Adidas'tan sambaları aldık. Evet arkadaşlar. Bu meşhur Adidas serisinden aldık arkadaşlar. Hüseyin gelince de Hüseyin alacağız burada. Evet, onun numarasını belki tutturamayız dedik. Evet. Çünkü buçuklu vesaire oluyor ya. Hı hı. Bu geçen seneden beri istediğim bir modeldi. Sevo isteyince ben de dedim hadi ben de alayım kendim. Evet, Türkiye'de stokta yoktu ama yurt dışında stokta vardı aslında, ben bakıyordum. Hı hı. Ama hiç böyle gidip almak, ne bileyim, aklına gelmiyor zaten, değil mi? Bir şey oluyor. Buraya gelmişken hep birlikte almış olduk. Evet canım benim. Aileyi uğradık, Kuşadası'ndan aldık. Evet, çok oluyor güzel mu? Oldu ya valla. Hüseyin'e de alacağım. Zaten almayan dövüyorlar. Biz de dedik biz de alalım. Herkes de var. Benim de dikkatimi çekiyor biliyor musun? Çok meşhur bir modeldi. Ama çok aşırı rahat bir ayakkabıymış. Sevalar bu arada az önce yastık aldılar Özdelek'ten. Ortopedik, evet, yastık. Boyun çok ağrısı. Güzel. Ben de alacağım. Evet. Ben alacaktım tam. Bayram girdi araya. Alamadım. Senin alacağın ama ayrı. Boyun benim alacağım. Için. Evet, şekilli böyle değişik şekli olan. Ya da bilmiyorum işte, bakacağız. Belki böyle dümdüz bir yastık alabilirim. Sen doktor ne önerdi söyleyeceğim. Aynen, direkt şey açıklama kısmına bak dedi. Boyun düzleşmesiyle alakalı olan yerde. Tamam. Yazar dedi açıklamada. Yastık alırken o kısmı iyi bak dedi. Tamam. Öyle yapacaksın. Öyle yap dedi, aynen. Bu normal ortopedik. Ben mesela baktım kanka. Yamuk duruyor. Ben var ya uğruldum. Böyle. Böyle. Aynen. Göbüşü çekiyor. Göbüş çek bu arada. L.E. Oluşumuz. Oluşumuz. Aşkım benim, evet, ya. Teyzesinin bir tanesi. Evet, büyüdük. Aynen öyle. Şimdi eve geçiyoruz arkadaşlar. Yemek yiyeceğiz. Sonra da Sevalar gidiyor. Evet. Onları... Sonra ertesi günde siz geliyorsunuz. Evet. Kim nereye gidiyor? Kim ne yapıyor? Karıştı da. Evet. Bakacağız duruma göre. Evet, biz eve geldik arkadaşlar. Hemen yemeklere giriştik. Patates kızartması yaptık. Annemler böyle dilimle hazır almışlar. Gelirken markete uğramışlar. Bir de böyle hazır köfte almışlar. Bir yanına makarna yapıyoruz. Dama kasap. Evet, bu güzel olur. Hı hı. Bu yemek zaten dünden bitti. Şu da Aliye'ye ayrılmıştık. Akşama Aliye yer onu büyük ihtimalle. Makarnaya da sarımsaklı yoğurtlu. Üstüne de salça kavuracağım. Yalancı mantı yapacağım. Of. Aa, dün de şey demiştim ya, mantı mı alsak? Bayağıdır yemiyorum demiştim. Bu onun yerini biraz tutar. Hadi bakalım. Mantı alıyorduk, aklımıza gelmedi. Gelmedi ya. Neyse. Olsun. Her şeyi yiyoruz ama yine şükür. Yani. Doymuyoruz diye. Sevme yüzünden biz de yiyoruz arkadaşlar. Yani ben kendi hamileliğimde bu kadar yemedim, yemin ederim. Evde bir tane hamile oldu mu yandım. Yandık. Bir paket makarna yaptık. Anca yeter çünkü 6 kişiyiz. Makarna oldu bence. Olmuş gibi duruyor. Şuna bir bakmak istedim. Kendi içiyor, bana da getiriyor. Herkese su dağıtıyor. Herkese de su hatırlatıcısı gibi yemin ederim. Uygulamadan bildirim gelir ya. Ben de bildirimi bildiriyorum araya. Canım benim ya. Yemek yiyip öyle gidecekler. Evet. Yola böyle aç aç gitmesinler istedik. Yaptın mı canım sen? Eniştem de dışarıda sarımsak dövdü. İçeride Ali uyuduğu için. Evet, yukarıda Ali uyuyor şu an. Uyandı, hatta anneannesi gitti tekrar uyutmaya. Şimdi ben yoğurda yağlayayım. Ha, bunun içine atacağız değil mi sarımsak? Evet, evet. Yoğurdun içine. Böyle hazır sarımsak çok iyi olmuyor. Evet ya, buzluktan. Ben böyle şey yapmayı hiç sevmiyorum. Kabuğundan ayırmayı falan. Ama onu da çok az yapmak lazım. Evet.
Onu süreceğiz. Dur, o tarafa geç. Süzgeç var şurada aşağıda. Ama burası dolmuş yine. Ver şu. Fenalık geldi. Sakin ol şampiyon. Ama şimdi doldu. Dondurma yedik ya az önce. Evet. Yedik ama yedik. Ben artık ondan alacağım ya. Evet. Kartonun neyi? Vallahi bilmiyorum. Çok güzelmiş. Şu. Çok güzeldi arkadaşlar. Manyak bir şey. Ya yani o karamele ben aşığım zaten. Çok severim. Her şeyle severim karameli. Dondurma da ekstra bir güzelmiş yani. Şöyle hiç bulamadım. Şu arkada. Yapacak hayır mi? Hayır. Full sarımsak. Onu küçük yoğurtlu tavada mı? Evet. Küçük tavada sadece salça kavuracağım birazcık baharatlı. Tamam. Yok evet, sanırım. Sumak yok herhalde. Sumak olmayabilir yani. Sumak çok çalıştırdım falan diyordu. Sanırım temiz o. Olmuş mu? Oluyor. Bilmiyorum. Bazıları pişmemiş. Ateşin ulaşamadığı geldi. Bazıları da pişmiş. Bu tamam mı? Tamam. Tuz ekti ki. Evet, tuz ek. Çok tuzlu tatlı olacak. Doğru olacak. Yani. Evet, doğru. Salça koyarken biraz oradan sıçradı gibi geldi de koluma geldi. Şimdi ben yoğurdu bunun içine dökmeyi düşünüyorum. Her şey yoğurdu da makarna. Onun içine sıcak mı peki? Ben de onu düşündüm de. Aa, tencerenin içine gelip boşaltıyor o şeyi. Yarısını ayıralım bence bunun hepsi yenir mi? Evet ya, yoğurtlayınca da yenmiyor herkes. Evet işte, dökülüyor çöpük. Evet evet, o masalacak kadar yapma hale. Azar azar zaten. Fesle var, patates var. Bak şu kadar ayıralım. Deneyelim. Doymazsak geri yaparız. Ayrıca bu köfteden belli olur. Çok seviyor ya. Annemin dün yaptığı köftede kaç tane? 6 tane mi yedi? 5 tane annem yedirmiş. 2-3 tane de sen yedirdin ya. Doğru doğru, 7-8 tane yedi. Ben yemem 7-8 köfteyi maşallah. Senin tosunu. Tosunla da yedi de. Yok yok, çok aşırı kilolu değil. Çok zayıf da değil. Tam ideal. Çok güzel oldu. Aldı mı? Bayıldım. En sevdiğim. Böyle babam da çok sever. Yoğurtlu makarna. Evet, babam da çok sever ama. Evet. Ya salçalı falan domates de yiyoruz, bayadır ya. Arada güzel oluyor. Şu patates bizim yaptığımız gibi olmuyor. Ha, normal patates gibi. Evet. Biz normal soyu yapıyoruz ya, olmuyor. Onda ne yapıyorlar biliyor musun? Burada bir şey var ya. Kurutup böyle suyunu aldırıyorlar falan iyice. Ondan sonra kuruttuktan sonra atıyorlar, böyle oluyor. Dur. Biz sabredip de onu uğraşmıyoruz. Direkt atıyoruz tavaya, ondan oluyor. Yumuşak haşlanmış gibi oluyor. Biz aslında soysak, biz de doğru buzluğa atsak. Evet, yapan var. Böyle olur aslında. Hı hı, var yapalım. Yapalım, deneyelim bence. Denemekten zarar çıkmasın. Tabi canım. Aslında denemek lazım dedi. Çoğalacağım patatesini. Aynen öyle, onu değil mi? Askeri gibi. Oturacağım başına. Evet, soframız hazır arkadaşlar. Şöyle makarnaların üstüne salçaları gezdirdik. Gerçekten yalancı mantı oldu. Burada köfte patatesimiz var. Evet. Böyle hazır. Ablam anlatıyordu, ben de girdim hemen araya. Aynen öyle. Ali'ye koydum burada. Dünden kalan sulu köfte ve makarna. Evet. Burada böyle turşular falan. Evet. Çok güzel oldu. Yiyeceğiz. Bu yemek. Evet. Acıktık. Deniz havası böyle oluyor. En güzeli. Değil mi ya?
Bence yok. Ali. Helal. Anam. Patates kaçtı. Patates.